Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen haberlerine bir özet yapalım. Yeni hükümet görüşmeleri özellikle meclisin kurulmasından sonra resmi olarak başlamış olacaktır. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski yeni hükümet kurma yetkisini en çok meclis üyesine sahip olan partiye verilecektir. Ve buna ilişkin olarak tabii ki bütün bu 61 milletvekiline ulaşmak için gereken görüşmeleri önümüzdeki dönem içerisinde gerçekleştirilecektir. Özellikle bununla ilgili olarak Sosyal Demokratik Birliği Başkanı Zoran Zaev özellikle bu konuda ilk bu fırsata sahip olacaktır. Ondan sonra ise 61 milletvekiline sahip olduktan sonra yeni bir hükümet kurulabilecektir. Aksi durumda ikinci sırada bulunmuş olan parti bu konuda harekete geçecektir. Covid-19 mücadelesi devam ederken özellikle ülkemizde 11.128 bir sayı söz konusu olmasına ilişkin olarak yetkili makamlardan özellikle vatandaşların riayet gösterilmesi gereken önerileri tekrar dile getirilmektedir. 6.972, bunlardan ise 3.656 olarak sayılarda bu sefer aktif ve iyileşmiş olan sayılar olarak kaydan geçmektedir. Depre ve Depre bölgesinde 117 kişi hala aktif vaka sayısı olarak da kayda girmeye başarmıştır. Konuyla ilgili olarak ilgili makamlardan gereken çalışmalar ve öneriler tam zamanında getirilmektedir ve uygulanmak için gereken çağrıları yapılmaktadır. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Onları da sizinle paylaşalım. Depre ve Depre bölgesi için en önemli olaylardan bir tanesi olan Hristiyan Ortodoks Camiası ve Müslüman Müftülüğü tarafından işbirliği örneğidir. En iyi örneği özellikle ülkemizde Depre Müftüsü Reşat Kaçavniku ve Depre Ortodoks Camiası ve din temsilcisi Milan Golovski'nin bir araya gelmesidir. Bütün ülkemiz için en güzel örneklerinden bir tanesi olan bu görüşmeler her büyük Hristiyan ve Müslüman bayramlarında gerçekleştirilmektedir. Kardeşçe saygı gösterilmesi konusunda en iyi örneği tekrar göstermeye çalıştılar. Standart Kamu Şirketi çalışanları tarafından su kesintileriyle ilgili olarak gereken açıklamaları yapıldı. Saat 13 ile 17 arası her gün su kesintileri yaşanıyor. Bir taraftan havaların ısınması, öte taraftan ise vatandaşların özellikle bu konuda gereken disiplini yerine konulmamasıdır. Ondan dolayı Standart Kamu Şirketi teftişleri tarafından yapılacak olan ve gidilecek olan kararlar vatandaşları yakından ilgilendirmeli. Vatandaş özellikle sorumlu bir şekilde davranmasıyla birlikte herkese su ulaşacaktır. Televizyon 3 kamerasından bugün Depre'yi gösteriyoruz. Bütün yorumlar size aittir.
Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.